şu tuttuğum tek bir kağıt parçası şu $50 geliyor. Ben vejetaryen olmayı planlıyordum ama buraya girince her şeyi bozdum. Restoranı 3 gündür bekliyorum. Prag'da çok enteresan müzeler var. En çok rağbet göreninin tam önündeyim. İşkence Müzesi. İçeride böyle bir şey olabilir mi ya? Çok güzel abi. Sonra adı sırf turistler için Dancing House, yani dans eden ev oluyor. Çok evsiz var abi ve çok böyle işte. Yani şununla ancak işte kahve alabiliyorsun. Her şeye rağmen bence romantik de bir kent burası ya. Yıllardır gelirim Prag'a, hiç bu kadar Tay masajının arttığı bir dönem. Heyecanlıyız, bakalım nasıl olacak. Herkese Çek Cumhuriyeti'nin Prag kentinden selamlar. Bugün şansımıza biraz rüzgarlı bir hava var. Ama yine de pek tabii ki gezmemize engel değil. Hatırlarsanız önceki bölümde size kapsamlı bir özellikle Eskişehir bölgesi Prag gezisi yaptırmıştım. Şimdi bugün de eksik kalan parçalara tamamlayacağız. Sabahtan akşama kadar yine birlikte gezeriz ve ne yapıyoruz şimdi? Öncelikle kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Sonra sizi bir markete götüreceğim. Akabinde de çok güzel böyle gidemediğim yerler vardı dün önceki bölümde. Onları göstermeyi planlıyorum. Böyle keyifli bir şekilde dolaşırız. Dünya turumun Avrupa ayağı çok keyifli ve rahat geçiyor. Şu ana kadar hiçbir zorluk yaşamıyorum, aç kalmıyorum. Gittiğim yerde birçok Türk'le tanışıyorum. Onlardan çok güzel bilgiler öğrenip sizlere de aktarıyorum. Bu benim Prag 5. mi 6. mi gelişim ne olduğu için de şehirle ilgili birçok şeye artık hakimim. Bu arada Prag sadece izlemek için değil de hani internetten rastgele benim videomu bulup buraya gelmişseniz açıklama kısımlarında okuyun. Ona göre plan yapın. Yine en baştan söylüyorum. Çünkü birçok şeyi videoda anlatamıyoruz ve sadece bir bölüm yetmiyor böyle güzel kentleri, tarihi kadim kentleri aktarmak için. Hadi bakalım size iyi seyirler. Bana da önce afiyet olsun, bir kahvaltı yapayım. Akabinde yolda birlikte karar veririz. Şimdi yeni açılan burada bir kahvaltı yapabileceğimiz çok güzel bir zincir varmış. Özellikle bizim damak tadımıza yakın. Çünkü buralarda kahvaltı işi sıkıntı, biliyorsunuz. Söylemiştim daha önceden de. Oraya doğru gidiyorum. Şu gördüğünüz parkların içinde akşamları çok evsiz kalıyor. Bakmayın şu anda sakin olduğuna. Yani Prag'da, Çek Cumhuriyeti'nin genelinde çok fazla evsiz var ve bu onların yaşam tercihiymiş. Yoksa devlet konaklama, barınma, iş, yeme içme hepsini sağlıyormuş. Ama o insanlar hayır, biz evsiz olarak yaşamak istiyoruz diyorlarmış. Abi yolda giderken çok güzel kirazlar gördüm. Ama şu var ya 200 liraya falan geliyor. Bunların para birimi 1 euro 25 Çek koronası. O 139'du. Oo, bayağı para. Burada kesinlikle arkadaşlar sebze, meyve, fahiş fiyatlarda alkol gösteririm. Sudan ucuz. Etler de orta kararda, yani bize yakın diyebilirim. Ama maaşlar da burada en kötü aslında asgari ücret 15 bin Çek koronasıymış ama kimse bu paraya çalışmıyormuş. 25 ila 30 bin, hatta garsonlar 30 bin üstü çalışıyormuş. Son yıllarda da burayı en çok yıpratan şey kira fiyatları olmuş. Yani insanlar tek başına evde kalmıyormuş. Resmen bir ev arkadaşı, hatta evleniyorlarmış sırf bu yüzden de. Sırf kira fiyatlarında o fahiş fiyatı paylaşabilmek için. Çünkü tek başına yaşamak zormuş. Bunu da videonun başında söylemiş olayım. Çünkü gün içinde biraz sizi marketleri falan da göstereceğim için bir ön bilgi olmuş olsun. Abi gidiyorum. Burası bir arka mahalle. Hiç olttan molttan değil yani ama yine de bakın ne kadar düzenli. Benim kaldığım yere yakın böyle çok büyük bir alışveriş merkezi var. Yani aklınıza gelebilecek bütün markalar burada. Ve Old Town'a da oldukça yakın. Dünyanın her yerinde paranız varsa artık biliyorsunuz. Her videomda söylediğim gibi her şey var. Şu marka yeni her yere şubelerini açmış. Adı da Bagetteria Boulevard. Şimdi burada işler yiyeceğiz. Bu marka bir İstanbullu Türk birisi tarafından kurulmuş. Birkaç yerde şubesini gördüm. Neden bunu anlatıyorum? Çünkü bu yerlere geldiğinizde şu ekmek var ya, bizdekinin tadı aynı. Bunu bulmak kolay değil yani. Her yerde aynı lezzette olmuyor ve adam bunun sandviç zincirini kurmuş. Şu menüde
Yani 200 Çek kronasına falan geliyor yaklaşık olarak. 8 euro gibi düşünebilirsiniz. Bunu da ilk defa yiyorum. Bunu bana sinemler önermişti. Tatlı abi. Çok güzel. Helal olsun ya. Ben somonlusunu aldım. Roasted beef'lisi var, balıklısı var, sade sebzelisi var. Bu bile harika. Şimdi normalde ben Eskişehir merkezine gideceğim ve orada su çok pahalı. O yüzden bu alışveriş merkezinin içinden bir su alacağım. Yani şöyle söyleyeyim, ne kadar pahalı diyenler için 3 euro, 4 euroya falan su satıyorlar. Ama markette normalde 1 euronun altında alıyorsun. Böyle büyük bir süpermarket var, Tesco gibi. Oraya doğru gidiyorum. Tesco'ymuş zaten. Ya market videosu gelsin mi sonraki bölümlerde? Onu da böyle uzun uzun anlatırım. Belki bir vlog yaparız yine alım gücünü anlatan. Böyle 5 dakikalık bir şeyler almak için gireceğim bir market olacak. Devasa bir alışveriş merkezinin içinde devasa bir market burası. Şu suyu 10'a aldım. Old Town'da 70'e satıyorlar. Yani düşünün, o kadar kazık şeyler olabiliyor. Eğer biraz bütçeyi kısmak isterseniz böyle saçma sapan fiyatlar var. Ben şaşırmıştım, inanamadım, hatta şaka sandım. Ama gerçekmiş, gülüyorlardı böyle. Genelde Araplar ve Hintlilerin elinde piyasada 10 liralık suyu 80 aldığınızı düşünün. Suyumuzu aldıysak yola koyulabiliriz. Marketi göstermeyeceğim. Başka bir bölümde size detaylıca anlatırım. İşte bu ülkede de, hatta özellikle bu şehrin Old Town bölgesinin birazcık böyle dışında yaşıyorsanız arkadamdaki araçlar sizin hayatınızı kurtarıyor. Bunların yaklaşık 60 dakikalık paketini aldım ben ve buna 120 Çek kronası verdim. İstediğim yerde bırakabiliyorum, istediğim yerde alabiliyorum, aynı martı gibi. Ama mesela Uber ve Bolt'ta böyle paketler yok, bir tek Lime'da var. Haberiniz olsun. Şimdi buna bineceğim. Sizi önce bu meşhur Dancing House var ya, dünyanın en meşhur dans eden evi olarak biliniyor. Halbuki bence çok da bir hikayesi yok. Oraya götüreceğim. Oradan da böyle şehrin içine doğru gideriz. Hadi başlayalım. Uygulamaya geldim. Taratıyorum ve bir de buradaki bu araçlar çok kaliteli ya. Bak, direksiyonu falan çok rahat tutuluyor. Hiç zorlanmıyorsun. Şeyleri de çok iyi, tekerleri. Köprüler şehri Prag'ın daha önce sizi getirmediğim bir yerine getirdim. Daha da uzak kısmındayız şu anda. Bu dans eden eve doğru gidiyorum. Buradan da güzelmiş ya. Hatırlarsınız, şu adaya önceki bölümde gittik, gezdik. Şehrin en ucundan dışına kadar yürümüştük. Tepelere kadar çıkmıştık. Bu tarafını ben de görmemişim ya sanki daha önceden. Şurada böyle çok güzel tatlı bir gölün, nehrin içerisinde bir ev var. Şurada barikatlar yapıyorlar sel taşkınını engellemek için. Çünkü bu sel bir süre sonra 2-2,5 metre yükseliyormuş ve kentin içine kadar geliyormuş. Bu şekilde özellikle köprüleri korumaya çalışıyorlarmış. Benim gideceğim Dancing House'da orada bakın. Yani bina bu 1990'lı yıllarda yapılıyor. Bir erkek ve bir kadın teması var. Aslında dans eden bir çift bütünlüğünü görüyorsunuz. Tepesinde bir bar var, altında bir kafe var. Bu kadar. Yani diyeceksiniz ki niye bu kadar deyip kestiriyorsun? Çünkü bence böyle bir Rönesans kenti diye geçiyor. Yanlışsam düzeltin. Bu kadar güzel binaların olduğu bir yerde bu kadar bir özenti, buranın dokusuna uymayan bir bina bence hiç tatlı değil. Neden bunu söylüyorum? Yani adamlar zaten yıllarca burayı korumaya çalışmışlar. Hitler bombalamamış. Sırf bombalamasın diye kenti terk etmişler. Bütün bu tarihi doku bozulmasın diye. Yani bir tane gelmişsin, sahilin olduğu tam o kordon kısmına aykırı bir bina yapıyorsun ve turizm için pazarlıyorsun. Neden? Şu binaların güzelliğine baksanıza. Bir de az öncekine bakın. Zaten bir tek o sırıtıyor. Öyle ki bu bina ilk yapılırken Prag halkı bu binanın yapılmasını istemiyorlar. Bizim dokumuza ve düzenimizi bozuyor diyorlar. Bununla beraber ismini de ilk Dancing House olarak değil, başka bir şeye koyuyorlar. İki tane dansçının ismi diye hatırlıyorum, bir çift. Ama diyorlar biz bunu pazarlayamayız. Sonra adı sırf turistler için
dancing house, yani dans eden ev oluyor. Bir güzel binaların yanından yürüyerek bir taraftan da Vilatova Nehri'nin sizi böyle Old Town'un girişine doğru götürmek istiyorum. Çünkü orada yapmadığım birkaç eksik, görmediğim ve göstermediğim noktalar var. Tatlı yeriz. Tredenlik yememiştik önceki bölümde. Onu yeriz. Ve akşam yemeği. Harika bir yerde de akşam yemeği yeriz. Yani bu videoyu, vlogları daha böyle günlük vlog gibi değil, size gezi rehberi şeklinde hazırlamaya çalışacağım. Hem burayı merak edip görmek isteyenlere, hem de buraya gelecek olanlara rehber olsun diye. Güzel. Prag güzel bir kent. Gelmeye değer. Şehir aslında aynı zamanda köprüler şehri olarak biliniyor ve 18 tane bunun gibi köprü var. En ilerideki noktadan en aşağıya kadar gezebiliyorsunuz ama en meşhuru arkamdaki o Charles Köprüsü demiştim önceki bölümde de. Yani diğerleri sadece ulaşım için kullanılıyor. Tarihi pek bir değeri yok görsellik olarak da. 8-9 sene önce Prag'a geldiğimde Ali ile beraber gezerken bana Deniz Gölge Tiyatro burada çok meşhurmuş, gidelim mi demişti. Ben de demiştim ki yani Gölge Tiyatro acaba... Çok evsiz var abi ve çok böyle işte yılışıyorlar. Yani akşamları falan daha beter demişti ve gittik abi, çok hoşuma gitmişti. Şimdi yıllar sonra tekrardan hem gidip size anlatıp hem de kendim o özlediğim deneyimi yaşamak istiyorum. Çünkü burası, yani Prag ve Çek Cumhuriyeti gölge tiyatronun dünyadaki en iyi örneği olarak biliniyor ve şehrin farklı yerlerinde gölge tiyatro var. Peki bu gölge tiyatro nedir? Nasıl izlenir? Ne yapılır? Videonun sonuna doğru akşam gittiğimde gösteririm. Şimdi bilet almaya gidiyorum. Online'da alabiliyorsunuz. Onu da açıklamaya koyarım linkini ama benim yolum onun üstündeydi. Belki kapıda daha uygun olur. Farklı bir deneyim olacak. Bakalım video çekmeme izin verecekler mi? Onu da görürüz birazdan. Burada şu dondurmacı mı, kafe mi ne var? Herkes burada sırayı, bu sırayı bekliyorlar biliyor musunuz? Yarım saat 45 dakika. Sırf onu yemek için, ismi de bu. Bunun hemen yanında da Image Black Light Theater var. Buradan biletimizi alacağız. Burası büyük bir salon. Yorumları falan da çok iyi. Ben önceden Old Town'un merkezinde izlemiştim. Orası küçüktü ve çok turistikti. Ve kaldırmışlar artık oradan orayı. Bir de buna bakalım. 23-25 euro falan yapıyor. Bileti alayım, bakarız sonra. Abi pazartesileri kapalıymış ya. Hay aksi. Başka yer bulmaya çalışacağım. Bulursam çekerim videosunu. Bulamazsam sizin aklınızda olsun. Buraya gelirseniz bir yere yazarsınız artık. Diğer yerler de kapalı. Anlaşılan gidemeyeceğim çünkü yarın buradan ayrılıyorum. Size de göstermek isterdim ama artık en azından bilgi sahibi oldunuz. Prag'a gelirseniz benim yaptığım bu hatayı yapmayın. Önceden biletinizi alın. Açıklama kısmında da hepsini yazarım, merak etmeyin. Hadi bakalım biraz daha kaybolmaya devam edelim. Fark ettiyseniz hiç daha geldiğimden beri para bozmadım. Yani sürekli karttan harcıyorum. Çünkü exchange ofisler, döviz büroları burada %10 falan farkla, bildiğiniz tabiri caizse, kazıklıyorlar. O yüzden düzgün bir yer bulursam para bozduracağım. Yoksa direkt hep karttan kullanacağım. Hem milde kazanıyorum kartlarımla. Haberiniz olsun. Bak şurada bir tane daha var. Exchange ofisi mesela. Bak kapısında kurlar yazmıyor bile bak. Sıfır komisyon yazıyor ya. Tam görünüyor mu bilmiyorum. O sıfır komisyon falan değil. Komisyon almıyoruz ama kuru istediğimiz gibi size alış satışta kullanıyoruz demek. Yani bir nevi katakulle. Mesela kapıda 20 yazıyordu 1 doları bozdurmak için. Kızla pazarlık daha girmedim. Pazarlık yapalım dedi. Ne kadar dedim? 21'den veririm dedi. Ki normalde 21.80 kur. Yani burada çok o işlere dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de gece hayatına çok dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü buraya genelde bekarlığa veda partisine falan geliyorlar. Ve bazı yerlere gittiğiniz zaman Aksaray misali 5 dakikada soyulabilirsiniz. Bunu birçok yaşayan Türk'ün de olduğunu ve hatta birçok forumlarda da açıklandığını size söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. Yani burası böyle bir yer yani. Hani birazcık turistleri yolma olayı da nasıl hani tercüme ederiz bilmiyorum ama
O konuyu biraz seviyorlar. Yani burada her şey, benim şu ana kadar gördüğüm kadarıyla söylüyorum, oldukça pahalı ve tamamen turist odaklı. Çünkü buraya her gün 600 bin turist geliyor. Bu inanılmaz bir rakam. Ama yine de her şeye rağmen bence romantik de bir kent burası ya. Şimdi şehrin yine Old Town bölgesine indim. Burası Clementinium dedikleri çok güzel bir tarihi yapı. Onun içerisine girmeye çalışacağım. Geçen geldiğimde girememiştim. Kısmet bugüne. Özellikle tavanı muhteşem oranın. Girince gösteririm. Bak bir anda kalabalıktan nasıl bir anda sakinliğe ulaşıyorsunuz. Prag'da birçok yer böyle. Abi çıldıracağım ya. Burası da dolmuş. Burada böyle bir turizm var. Bir yere başvurmaya çalışıyorsun. Anında doluyor. Giremedik. Önceden girmiştim. Burası en büyük kütüphane. Binlerce kaynak var. 20 binden fazla üyesi var sürekli buraya gelip kullanan. Hatta ülkenin en büyük eserlerinin yarısı burada. Ama aynı zamanda içerinin tasarımı da muhteşem. Hani videolardan ben arka planı koyup gösteririm ama ben buraya da giremedim. Önceden girmiştim ama şimdi giremedim. Sizin yine aklınızda olsun. Gezelim bakalım başka nereye giremeyeceğiz, göreceğiz bugün. İşte bu sıraların çoğu genelde o Tredernik tatlısını yemek için karşılaştığınız manzaralardan bir tanesi. Özünde hamur ve şeker. Bak göstereyim hatta. Şöyle kömürde yapıyorlar. İçinde dondurmalısı var, sadesi var vesaire. Fiyatları da 5 ila 7 euro arasında değişiyor. Ben tatlı sevmiyorum ama özellikle hanımlar çok bayılıyor buna. Birkaç kere yedim. Bayıyor bir süre sonra yani. Bence bir kişi için çok fazla büyük bir porsiyon. Bak yıllardır gelirim Prag'a. Hiç bu kadar tayı masajının arttığı bir dönem hatırlamıyorum. 9-10 liraya böyle birçok yerde masaj yapıldığını gösteren şubeler açmışlar. Ama asla 9-10 euro değil. Mesela 5 dakikası 9 euro. Ama böyle 30 euroya falan, 25 euroya, 30 euroya bir tayı masajı yapıyorlarmış. Belki ben de yaptırırım biraz sonra eğer. Ayaklarım çünkü 20 gündür geziyorum, ağrımaya başladı. Ve o Tredelnik'in en iyi zinciri mi desem, şubesi mi desem burası işte. Good Food Coffee dedikleri yer. Çok da güzel kokuyor. Tam bir şekerleme cenneti ya bu ülke bak. Rastgele birine giriyorum. Şu bizim Haribolar falan olur ya. Koca dükkanlar yapıyorlar. Bunu birçok ülkede görebiliyorsunuz Avrupa'da. Çok seviyorlar. Böyle koca koca insanlar ellerinde poşetleri doldurmuşlar böyle farklı farklı şekerlemeleri. Onları yiyorlar mesela. Başım döndü var ya şekerleme kokusundan. Dünya bir sürü farklı farklı çeşit kokuyor ve burada da temsili bir işleme süreci yapmışlar. İşte şehrin tam kalbinde böyle sokakta yaşayan insanlar da var. Videonun başına demiştim. Genelde köpekleriyle yaşıyorlar ve böyle yere yatarak para istiyorlar. Ve şu an tam şehrin en kalbi diyebileceğim noktadayım. Bir absint ülkesi. Ben hiç içmedim. Çok ciddi yüksek alkollü bir içki. Yavaş yavaş için diyorlar. Hatta bazen içine böyle ateş yakarak falan da içiriyorlar ve böyle restoranlar var, kafeler kurmuşlar, barlar kurmuşlar. Gelip bu deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Az önce ne var ne yok diye o mekanın içine girdim. Başım döndü alkol, yüksek alkolden. Yani kokusu içeriye işlemiş. Sanki şey gibi, zaten burada birçok marka kendi birasını, içkisini vesaire üretiyor. Burada da üretiyorlar muhtemelen. Böyle içeriye girdiğinizde o suratınıza vuruyor. Benlik değil abi. Prag'da çok enteresan müzeler var. Onlardan bir tanesi en çok rağbet göreninin tam önündeyim. İçine girip göstermeyeceğim size. Bu müzenin ismi. En az 18 yaşında olmanız gerekiyor buraya girmek için. 18 yaş üstünün müze merakı varsa gidip bakabilir tabiri caizse. Abi bak size söylediğim şey, bak komisyon yok diyorlar. Ben doları az önce 21'e alıyordum, burada 19'a. Satışı da 22. Yani bunu demeye çalışıyorum. Komisyon yok ayağına, %10, %20 kurdan bol yersiniz. Haberiniz olsun.
Size hani Prag müzeler kenti demiştim ya, mesela şu binada komple Madame Tussaud Müzesi, işte dünyanın her yerindeki aynı formatta ama kendilerinden de ekledikleri var içerisinde. Bununla beraber birkaç tane de müze var. Bak hemen size hızlıca göstereceğim. Vallahi bu kadar kapsamlı da ayakta rehberi size kimse yapmaz. Güzel yorumlarınızı bekliyorum, şaka maka. Güzel ya, ben Prag'ı seviyorum ya. Kaçıncı kez gelişim. Ama keyif alıyorsunuz dolaşırken. Mesela bakın, burası da işkence müzesi. İçeride tarih boyunca yapılmış en önemli araçlar, sistemler, stratejiler neyse burada sergileniyor. Ve insanların nasıl işkence gördüklerini böyle ekipmanlarla anlatıyorlar. Buna da girebilirsiniz. Bunların hepsine, bak yine burada açıklamada yine anlatacağım size, PES'ler var. Bir şehir PES'i alıyorsunuz mesela, bütün müzelere, bütün önemli dini mabetlere, meydanlara, saraylara girebiliyorsunuz. Böyle yaparsanız ve hepsini görmek istiyorsanız ama Prag'a daha uyguna gezersiniz. Lafta yarım saattir kahve içeceğim. Size bunları göstermekten kahve içmeyi unuttum. Artık bir yer bulup bir şeyler içmek istiyorum. Dilim damağım kurudu. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Abi nasıl insanları kazıklıyor döviz büroları? Bak burada bir yer buldum. 21.60'dan para bozdurdum. Yani 21.60 nere? 18'ler nere? Şöyle söyleyeyim. Elimde bakın para, 100 dolar bozdurum. Yani kurun birebir aynısını verdi. Şu tuttuğum tek bir kağıt parçası şu 50 dolara geliyor. Yani yaklaşık olarak 1300 TL falan. Çek Cumhuriyeti'nin parası bile bizimkinden değerli. Şimdi bir kafeye geldim. Bir bardak kahve söyledim kendime. Bu 70 çek koruması. Yani yaklaşık olarak 3 euro. Az önce bozdurduğum para böyle. 2200. 3 tane kağıt verdi sadece. Ve bu 100 dolara denk geliyor. Yani şununla sadece bir anca işte kahve alabiliyorsunuz. Yani burada da aslında paraların sonunda bir sıfır gelmiş gibi düşünebilirsiniz. Ama genel olarak baktığımızda bence Türkiye'den yani bir tık pahalı olan şeyler var, ucuz olan şeyler var. Ama yeni bir ülke göreyim, hani Türkiye'de birçok yeri gördüm, tatili yurt dışında yapayım diyorsanız kesinlikle gelmeye değer. Ve günün yorgunluğunu da böyle çok güzel mekanlarda atabiliyorsunuz. Her yerde kafe var. Kahveleri çok güzel. Şurada Stefanikiv diye bir köprü var. Oradan Charles'a doğru yürüyorum. Neden? Çünkü burada böyle nehir boyunca yürüyebileceğiniz en güzel yer bu hat. Ve hatta şurası da bir bisiklet yolu. Burada akşamüstü keyif yapıp teknelerle dolaşabiliyorsunuz. Bir yürüyüş yapıp şehrin bir havasını koklayabiliyorsunuz. Biraz daha az turist var. Daha sakin. Karşıda çok büyük bir Letna diyebiliyorum ismini. Park var. Orayı da dolaşabiliyorsunuz ama şimdi oraya geçmeye gerek yok. Böyle bir akşamüstü yürüyüşüne çıktım. Birazdan da bir yemek yerim artık. Kahvemi de içtim. Bugün doğru düzgün bir şey yemedim. Öğünleri iki öğüne düşürdüğüm için kendimi birazcık daha alıştırmaya çalışıyorum. Diğer türlü çantalar ağır, taşıması zor oluyor vesaire. Böyle gezmek en azından daha sağlıklı. Bu teknelerle gezebiliyorsunuz. 50 dakikalık turlar var. 450 çek koronası. Kimisinde öğlen yemeği dahil oluyor. 1000 korona, yani 40 euroya bir öğlen yemeği yedirip gezdiriyorlar. Bu teknelerle de böyle akşamüstü gün batımı turu yapabiliyorsunuz. Bunlar da yine 40-50 euro civarında oluyor. Kimisi yemekli, kimisi sadece alkollü. Romantik bir Prag yaşamak istiyorsanız online alama bunların da biletlerin daha uygun oluyor. Böyle kanal, nehir boyunca köprülerin altından sizi gezdirip dolaştırıyorlar. 1-2 saat sürüyor ve gün batımı turu diye satıyorlar. Ve küçük bir öneride de bulunayım. Şu anda Instagram bir hayalim peşinde hesabımda bütün bu gezilerimi anlık olarak paylaşıyorum dostlar. Orada da böyle anlık heyecanıma, deneyimlerime, önerilerime ortak olabilirsiniz. Daha bazen hızlı oluyor, takdir edersiniz buradaki videolara nazaran. Bir hayalim peşinde orada da hesabım. Takip ederseniz göreceksiniz detayları. Şimdi gün batımı anı artık yaklaşıyor. Böyle nehir boyunca yürüyorum. Ben bu bölgeyi çok beğendim. Çünkü ileride böyle kıyıda yürüyeceğiniz güzel, yani çok turistik ama bu kadar güzel değil bence. Burası daha biraz halk yeri gibi geldi bana. Turgut abi geldi yine. Bugün gündüz çalışıyordu, o da işleri vardı. Bugün tarihi çok bilgi vermedim. Önceki bölümde kendisi edebiyatçı olduğu için bayağı doymuştuk hatırlıyorsanız.
kartı şuraya bırakırım. O bölümü izlemeden zaten Prag planı yapmayın. Şimdi dedi ki gel seni güzel lokal bir yere bira içmeye götüreyim. Öyle turistik munistik değil. Biz dedi buranın dedi, Anadolu çocuğuyuz dedi. Çek Cumhuriyeti'ni. Beraber bir şeyler içmeye gidiyoruz. Şöyle kaldırımdan yürüyerek. Adı Rudolfina. Girelim bakalım. İçerisi nasılmış? Pilsinlerin lisanslı birasını satıldığı yerlere pilsinler kendisi veriyor bunu. Öyle mi? Tabii. Kendisi buraya. Yani tek, lisanslıysa veriyor bu. Lisanslıysa tabii kendi birasını satıyorsa bu şekilde hani kapılarına hep şey koyar. Aa. Simge. Güzel düşünülmüş. Girelim abi gel. Evet şu anda arka taraftaki direktörümüz Turgut abi çekiyor. Bira geldi, lisanslı biramız. Orijinal Çek birası. Pilsener içtiğimiz. 62 koruna, Çek korunası. Çok uygun. Yani yaklaşık olarak 2.2 euro falan gibi bir şey. 71-72 Türk lirası civarında bir şey. Türk lirası söylemedim. Sürekli değişiyor ya. O yüzden euro olarak söyledim. Çok güzel. Köpüğü böyle niye yaparlar? Aslında bira böyle içilir yani köpürtülerek ki midenizdeki o gazı aslında bardakta alıyorsunuz. Normalde köpürtmeden bira içmemek gerekiyor. Bunu bilenler zaten aynı şeyi düşüneceklerdir. Şimdi biraz daha dibine doğru inelim. Çok güzel abi. Gerçekten çok lezzetli. Ve bunun gibi binlerce çeşit bira var bu ülkede. Ne demek ki? Afiyet olsun. Nazdravya aynı Rusçayla Nazdravya. Praha gelmeden önce çok fazla yabancı blog, tabii ki yerel bloglarımızı da okudum. Arkamda gördüğünüz NASA Maso adındaki bir restoranı 3 gündür bekliyorum. Önceki bölümde pazar günü olduğu için kapalıydı. Bugün açılmışlar. Burası bir kasap ve içeride seçtiğiniz ürünleri hemen önünüzde pişiriyorlar. Şimdi burada güzel etler seçeceğim ve birlikte yiyeceğiz. Hadi gelin. Böyle insanlar seçtikleri ürünleri alıyorlar, dışarıda yiyorlar, ayakta yiyorlar. Şanslıysanız yer bulabiliyorsunuz. Biz Turgut abiyle burayı seçtik. Böyle geliyorsun abi, domuz da var, dana da var ama biz tabii ki domuz yemiyoruz. Gramaj 100 gramı genelde 100 ila 200 Çek korona arasında değişiyor. Buradan etinizi seçiyorsunuz ve sizin için hemen şu arka tarafta pişiriyorlar. Yukarıda menüleri de var. İsterseniz eti alıp götürebiliyorsunuz ama biz pişirtmek istedik. Şunların genelde çoğu domuz oluyor. O yüzden tercih etmedim. Heyecanlıyız. Bakalım nasıl olacak. Birayı kendin dolduruyorsun öyle mi abi? Bu şekilde evet. 55 Çek koronasında. Doldur bakalım abi. Bıçakla beraber. Ortam çok güzel. Bakalım etler nasıl olacak? Yaklaşık 10-15 dakikadır bekliyoruz. Sonuçta bizim seçtiğimiz et bir sandviç ya da hamburger değil. Burada insanlar genelde sandviçle hamburger yiyorlar ama ben pek güvenemedim domuz olabileceği için. O yüzden gittim spesifik olarak dana istiyorum demiştim. Onun da bir pişme süresi var. Ama şu an görüyorum yavaştan geliyor. İnşallah lezzetli olur. Beklentim çok yüksek, çok övülmüş. Yani biz 20 dakika, 15-20 dakikadır buradayız abi. 100 kişi geldi belki ya. İnanılmaz bir sirkülasyon var ve burası internetten meşhur olmuş bir nokta. 636 ha? Getir kardeşi. Okay, ekmek de gelecekmiş. Abi şöyle bir steak ve pikanya söyledik. Eyvallah kardeşim benim, gözümün nuru. Hadi bakalım Turgut abi, keyifler yerinde. Şu sirkülasyona bak. Abi Brezilya'da beni hatırlayanlar o videolarımı bilirler. Burada pikanya bulduk. Çek pikanyasıymış bu. Abi müsaadenle deniyorum. Afiyet olsun. Nasıl? Mutluluk. Bu da bir steaklere T-bone. Böyle pembe pembe. O yüzden bu kadar kalabalık. Afiyet olsun abi. Afiyet olsun. Turgut abi bir 5 yaş yaşlandın. Normalde et yemezdin. İyi geldi. Ne diyorsun? Ya ben vejetaryen olmayı planlıyordum ama buraya girince bazmış. Her şeyi bozdum. Farklı bir deneyimdi değil mi? Gerçekten bugüne kadar yani sadece aç kalmamak için hani yemek yediğimi fark ettim. Abi o kadar da değil ya. Öyle öyle. Gerçekten öyle. Et yani yemiyormuş Turgut abi normalde. Eşim yanımda bak. Sinem de burada şahit.
Yemez değil mi? Ya normalde çok nadir yiyor. Yani sebze de yemiyor zaten, et de yemiyor. Böyle hiçbir şey yemiyor aslında normalde. Adam çok seçici. Adam etin suyunu ekmek bandı. Yani gerçekten güzel bir deneyimdi. Buna çok güzel yani ya. Kişi başı 500-600'e falan denk geliyor. Yani biz çok abartıp yedik. Yani 300-400'e de yiyebilirsiniz çek korumasına. Şimdi üçümüz nereye gidiyoruz? Caz bara gidiyoruz. Prag'da çok güzel bir caz bar varmış. Özellikle böyle eski işte Amerika'nın o Manhattan'ın o devam eden caz geleneğinin devam ettiren bir yer olduğunu söylüyorlar. Bu gece oradayız. Yolumuzda şöyle artık yavaştan güneş batarken bu yollardan gidiyoruz. Buradan esir kamplarına gönderilen insanların bu binada doğum tarihini ve gönderildiği tarihi görebildikleri bir nevi kimlik. Ve birçok yerde ne yazık ki bu varmış. Giderken yine yürüyen rehberimiz Turgut abi dayanamadı, yine bilgileri arada sıkıştırdı. İşte mekanın ismi bu, direkt Old Town'un içerisinde ve her gün farklı bir etkinlik oluyor. Buradan seçebiliyorsunuz şansınıza göre ve girişte ücret almıyorlar. Güzel müzik dinlemek için, böyle eğlenmek için bir akşam buraya geldik. Bakalım nasılmış. Bayağı kalabalık, kapının önünde insanlar sıraya girmişti az önce. Aşağıya doğru böyle yerin altına iniyorsunuz. Ooo kalabalıkmış bayağı. Şuraya bak. Çıktım çıktım. Dostlar çok güzel bir akşam geçirdik ve artık otelime geri dönüyorum. Sonraki bölümde görüşmek üzere, yine sizi çok güzel bir yere götüreceğim. Benim için manevi olarak da çok değerli bir yer olacak. Sonraki bölümde inşallah sizlerle paylaşacağım. Bugün artık dinlenip yarın enerjiyi alıp yola artık hazırlanmam lazım. Ülkenin batısına doğru yolculuk yapacağım. 1,5 saatlik bir yolculuk olacak ama nihayetinde sizi harika bir yere götüreceğim. Çok keyif alacaksınız. Ben de alacağım inşallah. Şimdilik benden bu kadar. Prag gezimiz bitti. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Açıklama kısmına da her şeyi yine özet olarak geçerim. İnşallah Prag'a geldiğinizde bu videolarım, içeriklerim, yazılarım size güzel bir rehber olur. Kendinize çok iyi bakın. Prag'dan iyi akşamlar. Thank you.